Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. Laptom Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Limit süreklilik konumuzun 3. videosu olan elit soru çözümleri yani orta ve ileri düzey toplamda 30 adet orta ve ileri düzey soru çözümü vardır. Ne hepsi orta ne hepsi ileri yani iki seviye soru olacak burada arkadaşlar. Şunu söylemeye çalışayım. Aşırıya kaçmadan sınavda çıkma ihtimali olan hem konuyu özetleyen hem de önümüzü görmemizi sağlayan sorular mevcuttur. Burada aşağıya hocam bunlar çok kolay veya hocam bunlar çok zor tarzı sorular yazmayın. Çünkü iki seviye soruları mevcuttur burada. Bu dersin pdf'i ve de komple limitin pdf'i aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Bir sonraki konumuz türev olacak arkadaşlar. Zaman vermenizi istiyorum çünkü türev uzun bir konu hem sağlıklı bir şekilde olmasını hem de en iyisi olmasını istediğim için birazcık yavaş geliyor bu konular ama geriye sadece türev ve integral kaldı gördüğünüz gibi. Yani bitireceğiz sıkıntı etmeyin. Sağlam bir şekilde olmasını istiyorum. Zilin sesini duyduğumuza göre dersimize geçebiliriz. İlk soru bana diyor ki A sayısı pozitif bir gerçek sayıdır. Limit B sayısı 7'ye giderken 3 üzeri A kare eksi 2A eksi 3 eşittir 1 olduğuna göre X A'ya giderken x kare artı x eksi 4 değeri kaçtır diyor. Yani diyor ki b 7'ye. B gördüğün yere 7 yaz. Bakıyorum burada b var mı? Yok. Peki hocam ne olacak? Bakın bu şöyle bir şey. Limit diyelim ki x 3'e giderken burada 5 var. Şimdi burada x var mı? Yok. O zaman buradaki 5 bir sabit sayıdır. Demek ki bu arkadaşın sonucu 5'tir. Aynı şekilde b 7'ye giderken burada b var mı? Yok. O zaman burası bir sabit sayıdır. Yani buranın sonucu 3 üzeri a kare eksi 2a eksi 3 eşittir 1'dir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Demek ki hocam üssü sıfırmış ki yani a kare eksi 2a eksi 3 eşittir sıfırmış ki sonuç 1'miş. a'yı bulalım. Çarpanlar ayırıyorum. a dedim a dedim eksi 3'e artı 1 dedim. Demek ki a'nın iki değeri var. a sayısı ya eksi 3'ün tersi olan 3'tür ya da a sayısı A2 diyelim. 1'in tersi olan eksi 1'dir. E sorunun girişinde bana A'nın bir pozitif gerçek sayı olduğunu vermiş. Demek ki negatif olamaz. A sayısı 3'tür cepte. Sonra bu 3'ü alıyorum. Altta değil altta istediği kısma yazıyorum. X yerine 3 yazacağım. Limit x kare artı x eksi 4. X yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi artı 3 eksi 4 dediğimde 9 artı 3 12. 12 eksi 4 8'dir. Demek ki x sorumuzun cevabı 8'dir. İkinci soru diyor ki x 3'e giderken x kare artı a eksi 2 x eksi 12 bölü x eksi 3 eşittir b. Olduğuna göre a artı b kaçtır? Ne diyor? x 3'e giderken limit bak diyor. O zaman x gördüm. Her yere 3 yazıyorum. Dikkat. 3'ün karesi artı a eksi 2 çarpı 3 eksi 12 bölü 3 eksi 3 0. Sonuç neymiş? B'ymiş. Düşünüyoruz. Şimdi limitte bir sayı yazmışım ben. E benim paydam 0 gelmiş. Bir kere üst taraf 0'dan farklı bir sayı olsa mesela 3. 3 bölü 0 tanımsızdır. Ben burada limit bakamam. Ama üst taraf eğer 0 olursa 0 bölü 0 belirsizdir. Ortak çarpan vardır. O çarpanları sadeleştiririm. Sonucu bir B sayısı bulabilirim. Bakın. Demek ki hocam benim pay kısmımın buranın 0 çıkması lazım. O zaman pay kısmını 0 eşliyorum. 3'ün karesi 9 artı 3 çarpı A'dan 3A 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Yanına eksi 12 koydum ve sonucu 0'a eşitledim. Bulalım. Eksi 6 eksi 12 eksi 18. 9 eksi 18 eksi 9. Diğer tarafa attım. 3 a eşittir. 9 a sayısı 3'tür. Peki a 3 ise a 3'ü geldim buraya yerine yazdım. Limiti düzenliyorum. Limit x 3'e giderken a yerine 3 yazdım. 3 eksi 2'den x geldi orası. x kare artı x eksi 12 bölü paydası x eksi 3. Artık bunun limitini bulabilirim. Tekrardan 3 yazmama gerek yok. Çünkü 0 bölü 0 çıkacak. Peki ne yapacağım? Üst tarafın çarpanlarına ayırıyorum. Limit x 3'e giderken. Az daha lopital yapıyordum ya. x artı x eksi 12'nin çarpanları x dedim. x dedim. Artı 4'e eksi 3 dersem. Evet oluyor. x eksi 3 çarpı x artı 4 bölü payda x eksi 3. Bir de x eksi 3'leri sadeleştirdim. Yere x artı 4 kaldı. x yerine 3 yazdığımda 3 artı 4'ten sonuç 7'ymiş. E bu da b sayısına eşit. Demek ki ben a sayısını 3, b sayısını 7 buldum. Benden bunların toplamını istiyor. 3 artı 7'den cevabımız 10'dur. İkinci sorunun cevabı 10'dur arkadaşlar. Üçüncü soru diyor ki güzel bir soru dikkatli bir şekilde izleyin. Y eşittir fx fonksiyonu için limit x 4'e giderken fx eksi 5 bölü x kare eksi 16 eşittir 3 eşitliği veriliyor. Buna göre limit x 4'e giderken fx artı 5x eksi 25 bölü x eksi 4 değeri kaçtır? Bakın bu kademeli bir soru. Şöyle yapalım mı? Önce alt taraftan başlayalım. Hocam şuraya geldim. Ya da üst taraftan mı başlasam? Alttan başlayayım. Üstten başlayayım. X yerine 4 yazdığımda dikkat ne oluyor? F4 eksi 5 bölü X yerine 4 yazdım. 4'ün karesi 16 eksi 16. Şöyle yapalım daha iyi olur. X kare eksi 16'yı ben bakın şöyle ayırsam. X eksi 4 çarpı X artı 4 diye ayırsam ve de X yerine 4 yazsam. 4 eksi 4 0 çarpı 4 artı 4 8. Neymiş sonuç? 3'müş. Şimdi durdum önce. Limit de bakın burası 8 burası 0. Yani payda 0. E payda 0'sa otomatikman bunun pay kısmının da 0 olması gerekiyor. Veya böyle kalsın. Ya da şöyle yapalım daha iyi olur. Şöyle yaparsam çok daha iyi anlarsınız. Şunu yukarı çektim. Yazmadan düzenliyorum. Yani fx eksi 5 bölü burası x eksi 4 çarpı x artı 4 eşittir 3'tür. Limit x 4'e giderken bunu buradan aldım. Alt tarafa geldim. Alt tarafı düzenlemem lazım çünkü burada fx eksi 5 var ya burada eksi 25 var değil mi? Ben şu alt tarafı limit x 4'e giderken eksi 25'i eksi 5 eksi 20 diye yazsam ve bu eksi 5'i fx'in yanına atsam fx eksi 5 yanında artı 5x eksi 20 bölü paydası x eksi 4 bu bir eşittir limit x 4'e giderken burayı tekrardan fx eksi 5 sonra 5x eksi 20'yi ben 5 parantezin alayım. Artı 5 parantezinde x eksi 4 bölü paydası x eksi 4 güzel. Alt tarafı düzenledik. Devam ediyorum. Limit x 4'e giderken bakın. Kalp bölmesi yaparım. Önce bu arkadaşı bu arkadaşa bölsem. Yani limiti dağıtıyorum aslında şu anda. Şöyle yazabilirim. Limit fx eksi 5 bölü x eksi 4 artı limit dikkat x 4'e giderken 5 çarpı x eksi 4 bölü x eksi 4 e burası kolay x eksi 4'ler gider x 4'e giderken sabit 5 sayısı kaldı bu arkadaşın sonucu 5'tir yani şu oldu limit x 4'e giderken pay kısmı fx eksi 5 bölü paydası x eksi 4 yanında artı 5 var. Demek ki ben neyi bulacağım? Ben bunu bulacağım. Nerede? Yukarıdaki işlemde. Geldim buraya. Bakın. fx eksi 5 bölü x eksi 4. Demek ki benim x artı 4'e ihtiyacım yok. Normalde ben 4 yazsam f4 eksi 5 bölü 4 eksi 4 0 çarpı 4 artı 4 8 olur değil mi? Ben bu x artı 4 çarpanı çapraz bunun yanına atsam. Bakın. Limit x 4'e giderken fx eksi 5 bölü x eksi 4 burada kalsın. x'e 4 yazdığımızda 4 artı 4 8. Çapraz 3 ile çarpıyorum. 8 çarpı 3 24. Demek ki buranın sonucu 24 çıkıyormuş. He, geldim aşağıya. Demek ki ben buraya 24 yazsam. Yanında artı 5 vardı. Toplam 29 sonucuna ulaştım. Üçüncü sorumuzun cevabı 29'tur. Güzel bir soruydu bu arada. Dördüncü soru diyor ki grafik sorusu dikkatli bir şekilde izleyelim. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Parçalı şekilde. Buna göre i eksi 2'den 2'ye kadar i sayısı. Limit x i'ye soldan yaklaşırken f eksi 2 x işleminin sonucu kaçtır? Eksi 2'den 2'ye kadar işlemlere bakacağız. Peki şimdi dur. Tam sayı alacağız. Çünkü bu şu anlama gelir arkadaşlar. Bu işlem şunu söyler bana. i yerine sırayla eksi 2 büyüterek Eksi 1, 0, 1. Son olarak da 2 tam sayısını ver demektir bu toplam sembolü. Tek tek değerlerimi veriyorum. Önce eksi 2 ile başladım. Ben i yerine eksi 2 yazsam tabi bunları ver. Bir de bunların hepsini ayrı ayrı topla anlamına geliyor aslında bu. Bakın. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 değerlerini ver i yerine. E bu toplam sembolü ise her bir değerin sonucunu topla der. Tek tek veriyorum. Önce eksi 2 ile başladım. Bakın. 1 ile başlarsam zaten mantığı anlayacaksınız. Limit x ok. Eksi 2 ver diyor. Demek ki burası eksi 2'ye soldan yaklaş. f eksi 2x demektir. Eşittir. E ben x gördüğüm yere eksi 2'ye soldan yazdığımda... Dikkat. f parantez. Eksi de Bir eksi de buradan geldi. Artı. 2 i̇ki çarpı 2'den 4. Demek ki artı 4'e... Ama şunu hatırlamak gerekiyor konu anlatımında. Soldan yaklaştım negatif bir sayı ile çarparsanız yön değiştiriyordu artık sağdan yaklaşmak zorundasınız. Eğer burada sıkıntınız varsa konu anlatımına gidin dinleyin tekrar tekrar söylüyorum. Eksiyle çarptığınız anda yaklaştığınız sayı her zaman yön değişir. E bu mantıkla gidersem. Demek ki ben eksi 1 yazsam bakın eksi 1 yazsam o zaman burası artı f artı 2'ye çünkü x yerine eksi 1 yaz pardon i yerine eksi 1 yazdığımda burası e, artı 2 olacak. E soldan da sağa dönecek 2'ye sağdan olacak demek ki artı 0 yazdığımda aynı şekilde f 0'a sağdan olacak. Ben x yerine 1 i yerine 1 yaz, yazdığımda bu sefer artı f eksi 2'ye sağdan olacak. Son olarak da 2 yazdığımda artı f eksi 4'e sağdan olacak. Hızlı hızlı bulalım. 4'e sağdan yaklaştığımda 4 değeri burası. Ben 4'e sağdan yaklaştığımda benim görüntüm nereye yaklaşıyor? 3'e artı 2'ye sağdan gel diyor. Şöyle yapalım. 2 değerim buradan. 2'ye ben sağdan yaklaştığımda benim görüntü kümem eksi 1'e yaklaşıyor. Artı. 0'a sağdan gel diyor. 0'a sağdan geldim. Görüntüm de 0'a geldi. Artı. Eksi 2'ye sağdan gel diyor. Eksi 2'ye sağdan geldim. Görüntüm eksi 1'e geldi. Artı. Eksi 4'e sağdan gel diyor. Görüntüm 3'e gelmiş oldu. Demek ki benim sonucum. Bakın. 3 artı 3 6 eksi 1 eksi 1 eksi 2 6 eksi 2'den 4 sonucuna ulaşıyorum. Dördüncü sorumuzun cevabı 4'tür. Beşinci soru diyor ki bir fonksiyon verilmiş. x eksi 2'ye giderken fx'in sonucu bakın bu fx fonksiyonun sonucu b olduğuna göre a artı b kaçtır? Demek ki eksi 2 noktasındaki limitinin sonucu b'miş. Bulalım. Bulalım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz parçalı fonksiyon olduğuna göre sağdan soldan yaklaşmak zorundayız. x eksi 2'ye sağdan geldim fx'in eşit olması lazım. Limit x eksi 2'ye soldan fx'e bakalım eşit miymiş. Sağdan geliyorum. Eksi 2'ye sağdan demek eksi 2'den büyük değerler. Demek ki bu fonksiyonu kullanacağım. x yerine yani eksi 2 yazdım. 3 çarpı eksi 2'nin karesi 4 yanında eksi 3 var. Eşit olmak zorunda. Dikkat. Soldan gelelim. Yani eksi 2 soldan yaklaştığımda eksi 2'den küçük değerler. Demek ki bu fonksiyonu kullanacağım. x yerine yani eksi 2 yazdım. Eksi 2a eksi 1'e. Ve bu da bakın b değerine eşit olmak zorunda. Ayrı ayrı eşitleyelim. Önce şu ikisini aldım a'yı bulmak için. 3 çarpı 4 12. 12 eksi 3 9 eşittir. Eksi 2a eksi 1. Bir. Eksi 1'i buraya attım. 10 eşittir eksi 2a. Buradan a eşittir Eksi 5. Bu bir. Sonra e burası ne? 9. E bu değer neye eşit? B'ye. Demek ki B sayısı direkt 9'a da eşit. Benden toplamlarını istiyor. 9 eksi 5'ten 4 sonucunu elde ediyorum. 5. soru. 6. soru bana diyor ki x 3'e giderken kök 2x artı 3 eksi kök ax eksi 1 bölü 1 eksi kök 2x eksi 5 değerinin bir gerçek sayıya eşit olması için A sayısı kaç olmalıdır? Yani sonucun bir gerçek sayıya eşit olması için A sayısı kaç olmalıdır diyor. O zaman önce gidiyorum. X yerine 3 değerini yazıyorum. Bak yazdığımda ne oluyor? Dikkatli bir şekilde izleyin. X yerine 3 yazdığımda 3 çarpı 2. 6 artı 3 9. Kök 9 3. Eksi. Kök içinde burası 3A eksi 1. Bölü paydaya indim. 1 eksi. X yerine 3 yazdım. 3 kere 2 6. 6 eksi 5. Bakın 6 eksi 5. 1. E 1 eksi 1. Pardon. 6 eksi 5. Evet. 1 eksi 1 eksi 1. Tamam. Yani buranın sonucu 3 eksi kök 3 a eksi 1 bölü 0. Şimdi bunun değeri bir gerçek sayı mı? Evet. Bunun sonucunun olabilmesi için 0 bölü 0 belirsizliği olması lazım. Demek ki benim pay kısmım 0'mış. Önce pay kısmını çözüyorum. 3 eksi kök 3a eksi 1 eşittir sıfırsa bu arkadaşı diğer tarafa attım. 3 eşittir kök 3a eksi 1. Her iki tarafın karesini aldım. 9 eşittir 3a eksi 1 attım sol tarafa. 10 eşittir 3a'dan a sayısı buradan 10 bölü 3'tür. A'yı buldum hocam. Benden ne istiyordu? Zaten a sayısını istiyordu. Bakın limitinin sonucunu istemiyor. A sayısını istiyordu. 6. sorumuzun cevabı 10 bölü 3'tür. Yedinci soru bana diyor ki gerçek sayılar kümesinde tanımla. fx verilmiş x eğer eksi birden küçükse ax artı bir. x eğer eksi birle bir arasındaysa 5 x eğer birden büyükse ax kare artı b. Fonksiyonu her noktada sürekli olması için a çarpı b değeri kaçtır? Şimdi her noktada sürekli ise fonksiyon o zaman bu fonksiyon hem limitlidir bakın sürekli ise limitlidir sürekli ise her noktada tanımlıdır. Şimdi önce tanımdan gidiyoruz. Yani tanımlı olabilmesi için bakıyorum polinom fonksiyonu tanımsız olacak hiçbir değeri yok. Bakıyorum sabit sayı tanımsız olacak bir değer yok. Bakıyorum polinom fonksiyon tanımsız olacak hiçbir değer yok. O zaman tanımsızlığa bakmama gerek yok. Bakın sürekli ise limitli de tanımlıdır. Eğer tanım süreksizlik arıyorsam ben o zaman bunun tam tersi. Yani limitsizse limitsiz bakın limit yoksa süreksizdir. Eğer limit yoksa tanımsızdır. Tanıma baktım sıkıntı yok. O zaman ben limit bakacağım. Hangi noktalarda? kritik eksi bir noktası var. Bir de bir noktası var. İki noktadan bakalım. Limit x eksi bire sağdan yaklaşırken bakın eksi birden büyük değerler. Yani eksi birden büyük değerler ve yakın. Sonuçta bu da eksi birden büyük ama eksi birden ve büyük eksi birden büyük ve yakın olduğuna sonucum 5'miş. Eşit olmak zorunda. Limit x eksi şöyle bakalım. Limit x eksi 1'e sağdan gelirken e, sağdan baktık. Eksi 1'e soldan gelirken e, o zaman eksi 1'den küçük değerler. Demek ki ax artı 1 alacağım. ax artı 1'e o zaman x yerine eksi 1 yazdığımda sabit sayının limiti kendisidir. x yerine eksi 1 yazdım. Eksi a artı 1 5'tir. 1'i diğer tarafa attım. 4 eşittir eksi a'dan. a sayısı eşittir eksi 4. Bu 1. Diğer noktada da limit olmak zorunda ki sürekli olsun diğer nokta ne? Diğer nokta da 1'dir. 1 noktasına sağdan soldan yaklaşıyorum. X 1'e sağdan giderken yani 1'den büyük değerler ve yakın bu arkadaştır. Yani AX kare artı B eşit olmak zorunda. 1'e soldan yaklaşıyorum. Limit X 1'e soldan yaklaşırken o zaman soldan ve yakın değerlerde 5 sonucunu veriyormuş bana. Şimdi X yerine 1 yazdığımda burası A artı B eşittir neye? sabit sayı olan 5'e a yerine eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 artı b eşittir 5. Diğer tarafa attığımda b sayısı da 9 geliyor. E benden a çarpı b istiyor. 9 çarpı eksi 4'ten eksi 36 cevabını alıyorum. 7. sorumun cevabı eksi 36'dır arkadaşlar. 8. soru diyor ki x sayısı eksi 2'den küçük ise 3x eksi a artı 7 x sayısı eksi 2 eşitse eksi 1 x sayısı eksi 2'den büyükse x kare eksi bx artı a artı 3 fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre a artı b kaçtır? Yukarıdaki ile aynı mantık. Bakın aynı mantık. E bu sefer tek kritik nokta var eksi 2. Bir de sürekli olduğunu vermiş. Bakın eşitlik burada. O zaman şu olacak. Limit x eksi 2'ye sağdan gelirken fx eşit olmak zorunda. Limit x eksi 2'ye soldan gelirken fx eşit olmak zorunda. Bir de eksi 2 değerini yeni yazdığımızda f eksi 2'ye hepsini tek tek bulalım. Eksi 2'ye sağdan yani eksi 2'den büyük ve yakın değerler bu fonksiyondur. x'e eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. x'e eksi 2 yazıyorum. Burası artı 2b artı a artı 3 eşit olmak zorunda. x eksi 2'ye soldan ve yakın değerler burasıdır eksi 2 çarpı 3 eksi 6 eksi a artı 7 eşit olmak zorunda. X yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 1'e. Peki ayrı ayrı eksi 1 eşitleyelim. Önce buraya eşitleyip a'yı bulalım. Eksi 6 artı 7'den eksi a artı 1 eşittir. Eksi 1 diğer tarafa attım. Eksi a eşittir. Eksi 2. Buradan a sayısı 2. Bu 1. Sonra bu ikisini birbirine eşitledim. 4 artı 2b artı a yerine de 2 yazdım. A artı 3 eşittir, eksi 1'e. 4, 2 daha 6, 3 daha 9. Diğer tarafa attım, eksi 9, eksi 1 vardı. 2B eşittir, eksi 10'a. Buradan B eşittir, eksi 5'e. A'yı B'yi buldum. Toplamlarını istiyor. Eksi 5 artı 2'den, eksi 3 sonucunu elde ediyorum. 8. sorumuzun cevabı da eksi 3'tür. 9. soru bana diyor ki fx ve gx x eşittir 4 apsisli noktada pozitif değerli sürekli iki fonksiyondur. Bakın sürekli diyor. Yani soldan sağdan limitleri eşit bir de o değeri yerine yazdığımızda çıkan sonuç da eşit. 4'e sağdan giderken f eksi gx 4'müş. Şu anlama geliyor. f 4'e sağdan artı pardon arada eksi varmış. Eksi f 4'e sağdan eksi g 4'e sağdan eşittir 4'tür. Şimdi Geleceğim. Tamam geleceğim. Kalsın burası. Sonra ne var burada? 4'e soldan. Yazıyorum. F çarpı G4'e soldan. Yani burayı içeri dağıtabilirim. Aslında bence bu, bu bir bileşke değil. Çarpma fonksiyonu. F4'e soldan çarpı G4'e soldan eşittir. 32. Bu iki değeri aldım. Olduğuna göre 4'e sağdan FX artı 4'e soldan GX artı X4 noktasında F bileşke GX değeri kaçtır? Şimdi sağdan soldan. Peki yazayım. 4'e sağdan yazdığımda f 4'e sağdan artı 4'e soldan yazdım. g 4'e soldan artı bu sefer 4 değerini yazdım. f bileşke g 4. Durdum. Şimdi f ve g ayrı ayrı 4 noktasında sürekli olduğuna göre o zaman 4'e sağdan değeri 4'e soldan değerine eşit. Hatta ve hatta bu da 4 değerine eşit. Aynı şey g işine geçerli. f'in solu f'in sağına eşittir. Yani F'in ternesine eşittir. G'nin solun, G'nin sağını kendisine eşittir. Demek ki bu artı eksilerin bir önemi yok. Çünkü fonksiyon sürekli. Şimdi yukarı geldim. F4 eksi G4, 4. F4 çarpı G4, 32. G4'ü diğer tarafa atsam ben. Bakın. F4 eşittir. G4 artı 4 demektir. Sonra bu değeri buradan alıp buraya yazıyorum. Parantez. G4 artı 4 çarpı yanında G4 var. Eşittir, 32. Pozitif değerli diyor. Bakın pozitif değerli. İçeri dağıtıp ikinci dereceden denklemden çözebilirim. İki sonuç çıkar pozitif alırım. Veya görebiliyorum. G4 yerine 4 yazdığım anda. 4 artı 4. 8 çarpı 4'ten ne oldu? 32. Demek ki G4 eşittir 4'tür. Bu bir. Geldim buraya yazdım. Diğer tarafa attım. O zaman hocam F4 eşittir 8'dir. Ben F4'ü ve G4'ü buldum. Bunları cevaba yazıyorum. F4'ü yazdım 4 artı. G4'ü ya pardon F4 8'di. F4'ü yazdım 8 artı G4'ü yazdım 4 artı F bileşke G4. Önce G4'ü yerine yazdığımda G4 4'tü. Demek ki hocam burası f 4 istiyor. f 4 de 8'di. O zaman benim cevabım 8 artı 8 16. 4 daha eklediğimde 20 sonucunu elde ediyorum. 9. sorumuzun cevabı 20'dir. 10. soru diyor ki fx eşittir log eksi x kare artı 2x artı 15 bölü x eksi 2 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık nedir? Şimdi sürekli olması için dikkat. Bakın sürekli olduğu en geniş aralığı istiyor. Sürekli olabilmesi için yani bir fonksiyon sürekli ise limitlidir. Bir de tanımlıdır. Şimdi tanıma bakalım. Burada tanımsızlık yaratacak olaylar ya da limite bakalım. Burada limiti etki edecek hiçbir olay yok. Yani her noktada limitlidir. Tanıma olayına bakacağız. Yani tanımlı olması gereken aralıklar var. Mesela nedir? Logaritmanın üstündeki bu sayı. Eksi x kare artı 2x artı 15 sayısı 0'dan büyük olmak zorunda. E, logaritmanın paydasındaki bu sayı. Pardon fx'in paydasındaki bu sayı. x eksi 2 farklı 0 olmak zorunda. Gelin çözelim. Önce bu arkadaşı çözüyoruz. Çarpanlara ayıralım. Eksi x'e x dersem. Sonra eksi x'in çaprazına. 3'e 5, 3 derim. X'in çaprazına 5 dersem ikisinin çarpma eksi x kare, ikisinin çarpımı 15'tir. Var mı sorun? Yok. Devam ediyorum. Buradan çarpanlarım. Eksi x artı 5 çarpı x artı 3 büyüktür 0. Kökleri buluyorum. x1 köküm eşittir. Nedir burası? x1 köküm 5. x2 köküm eşittir. Eksi 3. Bu iki kökü aldım kenara koydum. Bakın. 2 kökü aldım buraya koydum. Tabloya dizdim. Tabloya neden bunu almıyorum? Çünkü burayı sıfırdan büyük yaptım. Komple fx'i sıfırdan büyük yapsam iki kökünü de tabloya koyacaktım. Ama bir logaritmadan iki tane kök geldi. Logaritmanın sıfırdan büyük olduğu ihtimalle araştırdığım için eksi 3 ve 5 köklerini koydum. Pay kısmından geldi. Açık şekilde geldi. Açıkları da koyduk. Bakın burası açık olduğu için açık koydum ben. Güzel. Sonra x karenin katsayısı negatif. Sonra pozitif sonra negatif. Soru diyor ki bana sıfırdan büyük olan bölge. Demek ki burası yani benim logaritmamın tanımlı olduğu aralık eksi 3 virgül 5. Bu bir. E hocam bu aralıkta x eksi 2 sıfırdan farklı olmak zorunda. Yani x 2'den farklı olmak zorunda. Demek ki fark diyorum. 2 tek nokta kümesini çıkarıyorum. Ve de benim tanımlı olan aralığım sürekli olan aralığa denk geliyor. O zaman 10. sorumuzun cevabı eksi 3 5 kontrol edelim eksi 3, 5 açık aralıktan 2 tek nokta kümesinin çıkmış halidir. 11. soru diyor ki fx eşittir kök x kare eksi x eksi 12 bölü x eksi 1 fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralık nedir? Yukarıda yaptığımız gibi sürekli olması için tanımlı ve limitli olması lazım. Limit konusunda zaten bir sıkıntı yok. Limitli fonksiyon her yerde bakın limit sağdan sola limitinin farklı olması lazımdı. Yani mutlak değer ve parçalı fonksiyonda bunu arayabilirim. Ama burada sağdan soldan diye bir olay yok. Ama benim burada aramam gereken şey tanım kümesi. Tanım kümesi yani tanımlandığı kümede de süreklidir. E kök fonksiyonu bu. Kök fonksiyonu ise köklü ifadelerde içerisinin komple sıfırdan büyük eşit olması lazım. x kare eksi x eksi 12 bölü x eksi 1'in sıfırdan büyük eşit olması lazım. E, o zaman kökleri buluyorum. Pay kısmını sıfır eşitledim x kare x x eksi 12 eşittir 0 dersem x x burası eksi 4'e artı 3 var mı sorun yok kökler x1 eşittir 4 x2 eşit eksi 3 paydadan x eksi 1 var x eksi 1 farklı 0 x farklı 1 bu sefer bunu tabloya dahil etmek zorundayım çünkü x eksi 1 de ben sıfırdan büyük eşit olan yere koydum 3 köküm var 3 tane dikey çizgimi çektim 3 kökümü sıraya yerleştiriyorum. Nedir? Eksi 3, 1, 4. Paydadan gelen x eksi 1'i şuraya koydum. Yani x 1 kökünü buraya koydum. E bu kök zaten kafadan açık. Sonra pay kısmından gelen 4 ve eksi 3 kökleri. Bakıyorum burada dahillik var. O zaman 4 ve eksi 3 kökleri koyu ve de artık yerleştiriyorum. Baş katsayım artı artıdan dolayı artı. Köke geldim. Eksi köke geldim. Artı. Evet köke geldim. Eksi soru diyor ki sıfırdan büyük eşitli olan bölge burası ve de burasıdır. Yani benim cevabım eksi 3 kapalı virgül 1 bir açık birleşim 4 kapalı virgül sonsuz açık olarak bulunuyor. 11. sorumuz eksi 3 kapalı 1 açık 4 kapalı sonsuzdur arkadaşlar. X yerine 16 yazıyorum. Kök 16 artı 4 kalıyor geriye. Kök 16'dan 4 geldi. 4 artı 4'ten cevabımız 8'dir. 14. sorumuzun cevabı 8 olarak bulunmuş oluyor. 15. sorumla devam ediyorum. Limit x 2'ye giderken x küp eksi 8 bölü kök x artı 2 eksi 2 değeri kaçtır diyor. x yerine yani 2'yi yazıyorum. 2'nin kübü 8. 8 eksi 8 0 bölü. 2 yazdım. 2 artı 2 4 kök 4 2. 2 eksi 2 0. Demek ki ortak çarpan var. Sıkıntı yok. Ne var burada? Kök. Hemen eşlenik çarpı. Nedir bunun eşleniği? Kök x artı 2 artı 2 ile hem pay kısmını hem de payda kısmını genişletiyorum. Bakın ne oluyor? Pay kısmı x küp eksi 8 bölü payda kısmı kök x artı 2 artı 2 çarpı kök x artı 2 eksi 2 yani kök x artı 2'nin karesi x artı 2 eksi 2'nin karesi 4 oldu. Limit nereye gidiyor? x 2'ye giderken hiçbir soru yok. Sonra tabii yukarıda bunu da çarpan var özür diliyorum. Kök x artı 2 artı 2. E payda kısmı ne oldu? x eksi 2 oldu. Yukarıda ne var? x küp eksi 8. Demek ki x küp eksi 8'in yani x küp eksi 2'nin kübünün açılımı yapacağım. Hemen hatırlayalım. a küp eksi b küp neydi? a küp eksi b küp. a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kareydi. Demek ki buna uygun bir şekilde yazıyorum. x küp eksi 8 demek yani x küp eksi 2'nin kübü demek. x eksi 2 çarpı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının pozitifi artı ikinci yani 2'nin karesi 4 çarpı yanında bir de kök x artı 2 artı 2 çarpanı var. Bölü paydasında x eksi 2 var. Soru bitti x eksi 2'ler gittiğinde tabi burada limit var. x yerine 2 yazıyorum. Kalan ifadede yazalım. 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 2 4 artı bir de burada 4 çarpı x yerine 4 2 yazıyorum. Evet. 2 artı 2 kök 4'ten 2 artı 2 kaldı. 4 4 8 8 4 daha 12 çarpı 4'ten 15. sorumuzun cevabı 48 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 16. soru diyor ki x 2'ye sağdan yaklaşırken mutlak değer x kare eksi 7 x artı 10 bölü 2 eksi x değeri kaçtır? 2'ye sağdanın sonucunu istiyor. Önce bir çarpanları ayrılıyor mu bakalım. Ya da evet öyle yapmamız lazım. Önce bir çarpanları ayrılıyor mu bakalım. x yerine 2 yazdığımda ya da önce bir çarpanları ayrılıyor mu diye bakacağız yazmadan önce. x x burası eksi yaşı eksi 2 dersem harika. Demek ki benim çarpanlarım mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x eksi 5 bölü paydası 2 eksi x'tir. Şimdi dikkat limit x 2'ye sağdan yaklaşırken mutlak değerlerden kurtarmamız lazım. 2'ye sağdan demek 2'ye oldukça yakın değerler. Mesela 2,1 veya 2,099. Ben buraya x yerine bu değeri yazdığımda 2,1 yazalım mesela. Çıkarttığımda pozitif. Demek ki burası mutlak değer dışına aynen çıkacak. x eksi 2 çarpı. yine ben buraya 2,1 yazdığımda 2,1 ve eksi 5'ten burası ne oldu? Negatif. Demek ki dışarıya eksiyle ile çarpılıp çıkacak. Eksi x artı 5 bölü payda 2 eksi x'tir. Limit x 2'ye sağdan giderken. Mutlak değerden kurtardım. x eksi 2, 2 eksi x sadeleşti işte buraya eksi geldi. Bir de gidiyorum en son x yerine 2 yazıyorum. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliği vardı burada. Yazıyorum. Buraya gitti zaten. Eksi başta 2 yazdım. Eksi 2 artı 5 oldu. Eksi 2 artı 5 3. Başına eksi geldi. Eksi 3 sonucu çıktı. 16. sorumuzun cevabı eksi 3'tür. 17. sorumuz diyor ki x pi bölü 2'ye sağdan yaklaşırken. Bu ne demek? Hemen birim çemberi düşünüyorum. Burası 0. Burası pi bölü 2. Burası pi π bölü 2'ye sağdan yaklaşmak demek bakın bu açıyla yaklaşmak demek. Yani buradan gelmek. İkinci bölgeden birinci bölgeye gelmek demek. Aslında tam olarak birinci bölge değil. P bölü 2'ye yaklaşmak demek ama hani P bölü 2 değerine yaklaşıyorsunuz. Yaklaşabildiğiniz kadar. Yani açı olarak buraya kadar geliyorsunuz. Şöyle söyleyelim. Açı olarak buraya kadar geliyorsunuz. Ama tam olarak P bölü 2'ye değmiyorsunuz. Güzel. Cos x bölü yani mutlak değer cos x bölü cos x değeri kaçtır? Şimdi kosinüsün bölgesini düşünüyorum. Bütün sınıf karatanda coşar. Poz kosinüs burada artı burada eksidir. Demek ki ben pi bölü 2'ye soldan yaklaştığımda negatif bir değer veriyorum. Bana yani kosinüsün içi eksi oluyor. O zaman mutlak değer dışına eksi kosinüs x olarak çıkar. Bölü paydası kosinüs x limit x pi bölü 2'ye sağdan gelirken. E bunlar gittiğinde geriye eksi 1 kaldı. Sabit sayının limiti kendisidir. 17. sorumuzun cevabı da eksi 1 olarak bulunmuş oluyor. 18. soru diyor ki güzel bir soru. Yukarıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre x eksi 1'e soldan gelirken f bileşke fx değeri kaçtır diyor. Bileşkede de sağdan soldan dediğinde ilk ifadeni yine sağdan soldan bulmanız gerekiyordu. O zaman eksi 1'e soldan yazıyorum. f bileşke f eksi 1'e soldan. Hemen f fonksiyonunda eksi 1'e geldim. x ekseninde eksi 1'e soldan yaklaştığında görüntü nereye yaklaşıyor? Sıfıra. Bakın buranın sonucu sıfıra yaklaşıyor. Ama sıfıra sağdan mı yaklaşıyor? Soldan mı yaklaşıyor? Bulmamız lazım. Nedir? İki değerinden bakın. Nereye gelmiş? Sıfıra. Yani değer küçülmüş. Şöyle söyleyelim. Bu nokta buraysa. Değer büyüyorsa mesela burası 1 olsun burası 1 olsun. 0'dan 1'e gidiyorsa değer büyüyordur. 2'den 1'e iniyorsa değer küçülüyordur. Değer küçülüyorsa 1'e sağdan geliyordur. O zaman 0'a bakın değer küçüldüğü için, küçüldüğü için 0'a doğru indiği için demek ki 0'a sağdan yaklaşıyor. Yani benim aslında cevabım f 0'a sağdan olmuş oluyor. Bulalım. Önce burayı bulduk, yerine yazdık. Sonra f 0'a sağdan çıktı. 0 noktası burası. 0'a sağdan geldim. Fonksiyon 2'ye yaklaşıyor. Küçülerek sağdan ama artık sağdan soldanın bir önemi yok. Direkt 2 olarak yazmış oluyorum. 18. sorumuzun cevabı da 2'dir. 19. soru güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde izleyin. Diyor ki 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı bla bla bla. N'in karesi ardışık bir şekilde birden başlayıp N'e kadar giden karelerin toplamını bana veren formül. N çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 ile bulunuyor diyor. İnanmazsanız bakın mesela ilk 3'e kadar olan toplamı n yerine 3 yazarak bulabilirsiniz aslında. Bu 1. x 0'a giderken mutlak değer pardon x artı 1'in karesi artı x artı 2'nin karesi x artı 3'ün karesi bla 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 x artı 15'in karesi bölü x üzeri 5 3 x üzeri 4 artı 2 x 62 değeri kaçtır diyorum. x yerine ne yazıyorum? 0. Yazdım. Gitti. Ne kaldı burada? 1'in karesi artı yazdım 0'ı gitti. 2'nin karesi artı yazdım 0'ı gitti. 3'ün karesi artı dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Yazdım 0'ı 15'in karesi bölü. Payda indim. Yazdım 0'ı yazdım 0'ı yazdım 0'ı. Geriye eksi 62 kaldı. Eşittir. E burası 1'in karesinden 15'in karesine kadar olan toplam. Yani n sayısı 15. O zaman bu formülü yazıyorum. 15 çarpı 15 artı 1 16 çarpı 15 çarpı 2 30 artı 1 31 bölü 6'sı var. Çarpı yanında eksi 62. Bulalım. 31'i eksi 62'ye böldüm. Eksi 2. 16'yı eksi 2'ye böldüm. Eksi 8. Eksi 8'i 6'ya böldüm. Burası eksi 4'e 3. 15'i 3'e böldüm. 5. 5 çarpı eksi 4'ten cevabımız eksi 20'dir. 19. sorumuzun cevabı eksi 20'dir. 20. soru diyor ki x 1'e giderken dikkat 6. dereceden kök x eksi 4. dereceden kök x bölü 3. dereceden kök x eksi 2. dereceden kök x. x yerine 1 yazıyorum. O zaman 1 eksi 1 bölü 1 eksi 1 eşittir 0 bölü 0. Demek ki hocam burada ortak çarpanlar var. Fakat burada sıkıntılı bir nokta var. Değişken değiştirme uygularsanız bu soru çok daha basit çıkar. Diğer türlü derecelerle çarpım yapmanız lazım ama bu da çok zor. Nedir derecelerim? 6 var, 4 var, 3 var, 2 var. 6, 4, 3, 2. Bu 4 sayının o keki ortak katı bölerek bulabilirsiniz. 12'dir. En küçük ortak kat 12. O zaman ben dikkat. X gördüğüm yere T üzeri 12 yazıyorum. Burada da X var hocam. Bunu da değiştireceğim. Yazalım. Yani ben burada X yerine 1 yazdığımda T'si eksi 1 artı 1 ama eksiye gerek yok. Çünkü çift dereceli ifade var burada. T'si 1 çıkar. O zaman şöyle diyorum. Bakın. Limit komple soruyu değiştiriyorum. Limit. Artık x 1'e gitmiyor. T. Acaba nereye gidiyor? Bunu nasıl bulurum? x 1'e gidiyor diyor. Burada x yerine 1 yazdığımızda t üzeri 12 1'dir. Negatif olamayacağı için t de 1'e gider. Bakın soru değişti. Peki x görmeni t üzeri 12 yazdım. 6. dereceden t üzeri 12 eksi 4. dereceden t üzeri 12 bölü 3. dereceden t üzeri 12 eksi 2. dereceden t üzeri 12 eşittir. Köklü ifadelerde kökten şöyle kurtuluyordu. 12 bölü 6. Yani burası t üzeri 12 bölü 6'dan t kare. Eksi 12 bölü 4'ten t küp bölü 12 bölü 3'ten t üzeri 4. Eksi 12 bölü 2'den t üzeri 6. Ortak çarpanlar var. Pay kısmını limit t1'e giderken pay kısmını t kare parantezine aldım. Burada geriye 1 eksi t kaldı. Bölü payda kısmını t üzeri 4 parantezine mi? Evet t üzeri 4 parantezine aldım. Burada geriye kaldı. Nedir? t üzeri 4'ü çektim hepsini. 1 eksi t kare. Eşittir devam ediyorum. Daha bitmedi. Önce bir sadeleştireyim. T kare ile 2 tanesi gitti. Kaldı t kare. Limit t 1'e giderken burada kalan ifadeler payda kısmında t kare kaldı. Pay kısmı hala 1 eksi t çarpı 1 eksi t kare. Bunu 2 kare farkı yapacağım. 1'in karesi eksi t kareyi şöyle yazarım 2 kare farkından. 1 eksi t çarpı 1 artı t. Bunlar da gittiğinde artık soru sonuca vardı. t yerine artık 1 yazıyorum. Paydası 1 bölü. 1 burası çarpı 1 artı 2 burası. Demek ki benim işlemimin sonucu 20. sorumuzun cevabı 1 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. 21. soru diyor ki 125 üzeri x eksi 5 üzeri x bölü 25 üzeri x eksi 4 çarpı 5 üzeri x artı 3 değeri kaçtır? X sene 0 yazdım. 125 üzeri 0 1 eksi 5 üzeri 0 1 bölü 25 üzeri 0 1 eksi 4 tane 5 üzeri 0 4 tane 1'den 4 artı 3. Ne geldi? 0 bölü 0 belirsizliği cebime koydum. Devam ediyorum. Hemen çarpanlara ayıralım. 125 üzeri x demek aslında 5'in kübünün xinci kuvveti. Bu da 5 üzeri 3x demektir. Eksi yanında 5 üzeri x var. Bu 1. 25 üzeri x demek 5 üzeri 2x eksi 4 tane 5 üzeri x artı 3 limit x'in sıfıra 0'a giderken. E yine değişken değiştirme uygulayabilirim. 5 üzeri x gördüğüm yere ben a yazarsam. Bakın soru nasıl değişiyor? Limit. 5 üzeri x gördüm. A yazdım. Burası 3. kuvveti yani a küp eksi a bölü. Aşağısı a kare eksi 4 a artı 3. Hocam peki burası x sıfıra gidiyordu. A nereye gidecek? E x yerine sıfır yazarsam 5 üzeri sıfırdan a'sı 1 olur. Demek ki a değerine 1'e gider. Bakın bu değişken değiştirmeyi integralde çok kullanacağız. Burada alışın. Çarpanlara ayırıyorum. A parantezini aldım yukarıya. Ne oldu? A kare eksi 1 bölü. Payda indim. Hatta a kare eksi 1'i de şöyle yazayım. Tek kalemde çıkaralım aradan. A kare eksi biri de a eksi 1 çarpı a artı 1 yazayım. Payda indim. Çarpanlarım a dedim. A dedim. Eksi 3'e eksi 1 dersem. O zaman payda kısmı a eksi 3 çarpı a eksi 1'dir. Limit a 1'e giderken a eksi 1'ler gitti en son a yerine 1 yazdım. Çarpı 1 artı 1 2 bölü 1 eksi 3 eksi 2 geldi. 2 bölü eksi 2'den de eksi 1 sonucunu elde ettim. 21. sorumuzun cevabı eksi 1'dir. 22. soru bana diyor ki sıfırdan farklı m, n, k gerçek, gerçek sayıları için limit x 1'e giderken mx artı n bölü kök 3x artı 1 eksi 2 eşittir k olduğuna göre 2m Eksi 2 ne? Eksi 3A. Eksi 3K kaçtır diyor. Hemen gidiyorum. X yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazdığımızda. M artı n Bölü. Bakın X yerine 1 yazıyorum. Kök 3. Yani 3 çarpı 1. 3 artı 1. 4. Kök 4. 2. 2 eksi 2 eşittir kaymış. Ne anlama geliyor? M artı N bölü 0 eşittir K. Şimdi sonucun bir gerçek sayı çıkması için demek ki pay kısmında 0 ki 0 bölü 0 belirsizliği var. E o zaman m artı n eşittir sıfırsa demek ki m eşittir eksi n. Bunu kullanırız. Bu bir. Bu cepte. Sonra e bu sıfır bölü sıfır belirsizliğini ortadan kaldırmak için eşlenikle çarpmam lazım. Bu ifadenin eşleniği kök 3x artı 1 artı 2'dir. Hem pay kısmını hem payda kısmını çarpıyorum. Bakın ne oluyor şimdi. Dikkatli bir şekilde izleyin. Pay kısmı mx artı n çarpı eşlenik kök 3x artı 1 artı 2 bölü paydası. E bunun eşleniği birincinin karesi kök 3 kök 3x artı 1'in karesinden ne geldi? 3x artı 1 burada artı 2 vardı. Bunun karesinden ne geldi? Eksi 4 a kare eksi b kare yapıyorum. Yani iki kare farkı. O zaman ne oldu? Dikkatli bir şekilde izleyin. Limit x 1'e giderken Burası mx artı n. Bakın mx artı n çarpı. E o zaman hocam burası kök 3x artı 1 artı 2. Buraya kadar sıkıntı yok. Bölü 1 eksi 4'ten eksi 3. Yani burası 3 çarpı. Hani 3x eksi 3. 3 parantezinde x eksi 1 geldi. Ve de bu x eksi 1'in buradan kalkması için demek ki mx artı n'in x eksi 1'in katı olması lazım. Bakın mx artı enin, x n'in x eksi 2'nin katı. Ki ben m yerine eksi n yazsam daha güzel ortaya çıkar. m yerine eksi n yazdığımda eksi nx artı n oldu burası. E bir de burayı artı n parantezine alayım. n parantezine alsam eksi x artı 1 ya da eksi n parantezine alsam x eksi 1 oldu. Bakın son halini düzenliyorum. Burayı m yerine eksen yazdım. Eksi n parantezini aldım. Soru şöyle oldu. Limit x 1'e giderken burası artık eksi n çarpı x eksi 1 çarpı kök 3x artı 1 artı 2 bölü payrası 3 çarpı x eksi 1 oldu. Soru bitti. Bu x eksi 1 ile bu x eksi 1 gitti. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Eksi n çarpı 1 yazdım. 3 kere 1 3. 3 artı 1 4 kök 4 bu arada burası parantez. 2, 2 artı 2 4 demektir. Bölü paydası 3. ve bu işlemin sonucu neye eşitmiş? K'ya. Yani eksi 4 ne eşittir? 3 K. Herhangi bir sorun var mı? Yok. Soru bitti. Geldim buraya. Bakın şuraya çektim. M gördüğüm yere eksi ne yazsam? Burası eksi 2 ne? Yanında bir eksi 2 ne daha var? Yanında eksi 3 K var. O zaman hocam burası eksi 4 n'dir. E eksi 4 n ne neydi? 3 k'ydı. O zaman 3 k eksi 3 k'dan işlemimizin sonucu 0 olarak bulunur. Güzel bir soruydu. 22. sorumuzun cevabı 0'dır. 23. soru diyor ki dikkat. x 2'den küçükken parçalı fonksiyon 3 nx eksi m x 2'ye eşitken m bölü 2 artı 9 x 2'den büyükken 2 mx artı n fonksiyonu x eşittir 2 için sürekli olduğuna göre n kaçtır? 2 noktasında sürekli ise soldan sağdan limit eşit. Bir de 2 noktasındaki değer de o limite eşittir. 2'nin solundan yaklaştım. x n 2 yazdım. Burası 6 n eksi m eşittir. x 2'ye sağdan yaklaştım. x n 2 yazdım. 4 m artı n eşittir. x 2'ye değerine baktım. Yaklaştım. Ya da f 2'yi yazdım. E buranın sonucu da m bölü 2 artı 9 geldi. Bulalım tek tek. Şimdi ne yapabilirim? Bir tarafı çekip diğer tarafta yerine yazabilirim. O zaman şöyle yaptım. Bu ikisini kullandım. Bakın. 6 n m eşittir. 4 m artı n. Artı n'yi buraya attım. Burası 5 n. Eksi m'yi buraya attım. Burası 5 m. Demek ki n'ye eşittir m. Bu bir. Sonra şu ikisini kullanalım. m yerine n ye yazdım. 4 n. Bir n de buradan. 5 n eşittir. N bölü 2 artı 9 çünkü benden N'yi istiyormuş. Artık soru bitti. 2 kere 9 18. 5 N eşittir. N artı 18 bölü 2. İçler dışlar çarpım. 2 kere 5 10 N eşittir. N artı 18 diğer tarafa attım. 9 N'si 18 ise N eşittir 2'dir. Benden ne istiyordu. 23. sorumuzun cevabı 2'dir arkadaşlar. 24. soru diyor ki yukarıdaki f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre x 2'ye giderken fx bölü f'in tersi x değeri kaçtır? O zaman ben x yerine 2 yazdığımda benden şunu istiyor. f2 bölü f'in tersi 2'yi istiyor. Şimdi fonksiyonun bana x eksenini ve de y eksenini kesin noktaları vermiş. O zaman ben bu fonksiyonu denklem şeklinde yazabilirim. Nasıl yazıyorum? x'i kesen nokta x bölü x'i kesen nokta artı y bölü y'yi kesen nokta 3 eşittir 1 yazıp y'yi yalnız bıraktığımızda fx'i bulmuş oluyoruz. Bulalım. Diğer tarafa attım. y bölü 3 eşittir 1. Şimdi burası eksi x bölü 3'tü. Diğer tarafa artı x bölü 3 geçti. Payda eşitliyorum. 3 kere 1 3. y bölü 3 eşittir. 3 artı x bölü 3 demektir. Bakıyorum. Var mı sıkıntı? Yok. 3'ler gitti. Bu y demek artık benim için fx demek. fx eşittir. 3 artı x. Önce f2 bulalım. x yerine 2 yazıyorum. f2 demek 3 artı 2. Yani kısaca 5. Bu bir. f'in tersi lazım bana. f'in tersini alıyorum. Hızlı yoldan alalım. Şöyle yapalım. Normalde y eşittir 3 artı x ya. y'ye x dedim. x'e y dedim. 3'ü diğer tarafa attım. Demek ki f'in tersi x eşittir. x eksi 3'tür. Diyor ki 2 yaz diyor. Yazalım. f2 eşittir. 2 eksi 3'ten eksi 1. 5'i e de eksi 1'e böldüğümüzde eksi 5 sonucunu elde ettim. 24. sorumuzun cevabı eksi 5'tir. 25. soru diyor ki fx eşittir x kare eksi 2x artı 9 bölü x kare artı mx artı 9 fonksiyonu tüm gerçek sayılar için sürekli olduğuna göre m'nin değer nedir? Tüm gerçek sayılar için sürekli ise parçalı yok, mutlak değer yok. Zaten bakın zaten limit bakmama gerek yok. E o zaman ben neye bakacağım? tanımlı olması gerekiyor her noktada. Burada pay kısmı tanımsızlık sağlamaz ama paydaki bu ifadeden tanımsızlık gelebilir. Gelmemesi için paydaki bu ifadenin yani şunu söylemeye çalışıyorum. Benim paydamda eğer x 3 olursa 3 noktasını yazamıyorum demek ki tanımsızlık geliyor. O zaman çarpanlara ayrılmaması lazım. Çarpanlara ayrılmaması için kökünün olmaması lazım. Kökünün olmaması için delta'nın sıfırdan küçük olması lazım. Peki bulalım. B kare yani M kare eksi 4 çarpı A'sı 1. C'si 9. Küçüktür 0. Bakın küçüktür 0. Hatta evet doğrudur çarpan olmaması lazım. 36 diğer tarafa attım. M kare küçüktür 36. Her iki tarafın kare kökünü aldım. Mutlak M küçüktür 6. E bu arkadaş dışarıya. Eksi 6 küçüktür. M küçüktür 6 olarak çıkar. Zaten benden M'nin aralığını istemiş. 25. sorumuzun cevabı eksi 6 küçük m küçüktür 6'dır arkadaşlar. 26. soru diyor ki fx verilmiş x pi'den küçükken n artı tan x x pi'ye eşit iken 1 x pi'den büyükken cos x çarpı 2m fonksiyonu x eşittir pi için sürekli olduğuna göre m artı ne nedir diyor tanımsız yapan bir değer yok. Çünkü payda da bir şey yok burada. Neye bakacağım o zaman? Sağdan soldan limit hangi nokta? P noktasına bakalım. Limit x pi'ye sağdan giderken yani pi'den büyük değerler. Gidiyorum burada x yerine pi yazıyorum. Çıkan sonuç ya da yazılmış halini mi vereyim ya da yazmıyor tamam. Önce bir tanımlayalım. Sağdan giderken fx eşit olacak. Limit x pi'ye soldan giderken fx eşit olacak. Bir de f pi'ye bulalım bakalım. Pi'ye sağdan pi'den büyük değerler yerine yazdım. Kosinüs pi çarpı 2m eşit olmak zorunda. Soldan gidiyorum. X yerine pi yazıyorum. N artı tanjant pi. Devam ediyorum. Sonra x yerine pi yazdığımızda f pi de direkt bir sonucunu bana veriyor. Bulalım bakalım neymiş. Kosinüs pi, kosinüs 180. Bakın burası eksi 1'dir. Demek ki burası eksi 2m. Eşittir. Tanjant pi. Tanjant 180'den bahsediyor. Şöyle yapalım. Tanjant demek sin bölü kos ya. Sinüs pi burada sıfırdır. Yani tanjant pi aslında sıfırdır. N artı sıfır eşittir 1. Soru bitti. Demek ki n değeri direkt 1'e eşit. Eksi 2 m 1'miş bakın. Eksi 2 m eşittir 1. m eşittir eksi 1 bölü 2. Benden m artı ne istiyor? 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 sonucuna ulaşıyorum. 26. sorumuzun cevabı 1 bölü 2'dir. 27. soru bana diyor ki f ve g fonksiyonları ile ilgili fonksiyonları ile burada iyi olacak ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Diyor ki eksi 2m ile 2m aralığında tanımlı olup her noktada sürekli fonksiyonlardır. Bakın her noktada sürekli fonksiyonlardır. Şöyle düşünün m yerine 1 versem eksi 2 kapalı virgül 2 kapalı aralığında tanımlı olacak mesela. Her ikisi de çift fonksiyondur demek çift fonksiyon neydi hatırlayalım fx eşittir f x. Bir de gx eşittir g x. Bu da tamam. Bakın m'ye sağdan geldim fx 5'e. Bir de her noktada sürekliymiş. Güzel. m'ye sağdan geldim fx 5'e. m'ye soldan geldim gx eksi 3'tür. Buna göre x m'ye sağdan f gx artı x eksi m'ye soldan f çarpı gx değeri kaçtır diyor. Önce şu değerleri bir yerine yazalım. Ne demektir bu? f, m'ye sağdan eksi g, sağdan. Durdum. Ne var burada? Eksi var. Ama içeride olunca oluyordu. Yok, sıkıntı yok. Tamam. İçerideki eksi olunca oluyordu. Özür diliyorum. Eksi g, sağdan. Bu tamam. Oradan o geldi. Oradan o geldi. Sıkıntı yok. Artı. Çarpım durumunda eksi m'ye soldan. Yazıyorum yerine. O zaman burası f, eksi m'ye soldan çarpı g, eksi m'ye soldan. Var mı sorun? Yok. Sonra döndüm. e Her ikisi de çift fonksiyonsa bu m'nin artılısı da eksilisi de yani f m artıyla f eksi m eksi aynı sonucu verir. Bakın çünkü çift fonksiyon. f'de de g'de de. Bu çiftlikten bunu kullandım. E O zaman bir de şu var arkadaşlar. Her noktada sürekli ise bu m'ye sağdan da gelsem soldan da gelsem aynı sonuç çıkar. Onu da burada kullanıyorum m'ye sağdan fx 5 ise her noktada sürekli ise demek ki m'ye soldan da 5'tir. Hatta m yazdığımızda yani fm değerim 5'tir. Hatta ve hatta f eksi m de 5'tir. Çünkü çift fonksiyon. Aynı şeyi g'de yazıyorum. Demek ki gm eşittir eksi 3'tür. g eksi m de eksi 3'tür. Yani aslında bu m artının bir önemi kalmıyor. Çünkü sürekli olduğu için fm eksi m artının bir önemi yok. gm artı yanlış yapmayalım. Eksinin bir pardon şöyle yapalım. Bu eksinin bir önemi yok çünkü sağdan soldan aynı değeri veriyoruz sürekli. Bu eksinin de bir önemi yok çünkü f eksi mi? f m'ye eşit. Yani burası aslında f m oluyor çarpı aynı şey bu durağa geçerli. G m soru bitti. F m dediğim 5. G m dediğim eksi 3'tü. Eksi eksi 3'ten artı 3 artı 5 çarpı eksi 3 eşittir. 5 artı 3 8. 5 çarpı eksi 3 eksi 15. Buradan da eksi 7 sonucunu elde ediyorum. 27. sorumuzun cevabı eksi 7'dir. 28. soru bana diyor ki yukarıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bakın. gx eşittir. Mutlak değer 2fx x sıfırdan küçük eşitse x sıfırdan büyükse 4fx eksi mutlak fx bölü a fonksiyonu tüm gerçel sayılar için sürekli olduğuna göre a sayısı kaçtır diyor. Bakın tüm gerçel sayılar için sürekli. Demek ki benim a sayım sıfırdan farklı. Çünkü sürekli olması için tanımlı ve de limitli olması lazım. Bakın tanımlı ve de limitli olması lazım. Demek ki her noktada limiti var. Şimdi ayrıyetten bakmam gereken benim. Tanımsız yapan hiçbir değer yok çünkü. Bakmam gereken tek yer sıfır noktasına sağdan soldan limiti var mı? Sıfır noktasına geldim. Sıfır noktasına sağdan yaklaştığımda gördüğünüz gibi sonuç pozitif. Yani sıfıra sağdan yaklaştım. X yerine diyelim ki bir B değeriyle yaklaşayım veya sıfıra yaklaşıyorum değil mi? Tamam. Sıfıra sağdan yaklaştım. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken gx eşittir. Ben sıfıra sağdan geldiğimde sıfırdan büyüklerler. Demek ki alttaki fonksiyonu kullanacağım. E sıfıra sağdan geldiğimde benim sonucum b olsun. Pozitif bir b sayısı. Şimdi pozitif bir b sayısı ise f. Bakın f pozitifse o zaman mutlak değer dışına aynen çıkacak. Yani şöyle olacak. 4 f B diyelim pozitif. Eksi FB diyelim pozitif. Yani aynı çıktı. Bölü A. Sıfıra sağdan geldiğimde. Ben G'ye sıfıra soldan yaklaşıyorum. Limit X sıfıra soldan. GX eşittir. Sıfıra soldan geldiğimde bu fonksiyonu kullanacağım. Sıfıra soldan yaklaştığımda F fonksiyonu yine aynı B değerine gidiyor. Bakın F fonksiyonu aynı B değerine gidiyor. Demek ki burası yine pozitiftir. Dışarıya aynen çıkacak. Demek ki burası da 2 çarpı f b olacak. Ve sağdan soldan limit değerlerinin birbirine eşit olması lazım. 4 f b'den f b çıkardım. 3 tane f b bölü a eşittir. Burada 2 tane f b var. Karşılıklı f b'ler gitti. O zaman a'yı yalnız bırakıyorum. a eşittir. 3 bölü 2 olarak bulunuyor. 28. sorumuzun cevabı 3 bölü 2'dir arkadaşlar. 29. soru bana diyor ki fx eşittir x 9'dan büyükken 5 artı b çarpı log 1 bölü 3 tabanında x x 9'a eşit iken 1 x 9'dan küçükken a artı log 3 tabanında x olduğuna göre fonksiyonu x eşittir 9 için sürekli olduğuna göre a çarpı b kaçtır? Tanımsız yapan bir değer göremiyorum ben çünkü burası x 0'dan büyük diyor. Gerçi x 9'dan küçük tam 0 9 aralığı güzel. x 0'dan büyük oluyor burada x 0'dan büyük oluyor hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Sağdan soldan limitlerin birbirine eşit olması lazım. Çünkü tanımsızlık zaten ortalıkta yok. Sağdan soldan limit alıyorum. Uzun uzun yazmayacağım. X 9'dan büyükken geliyorum buraya. X'e 9 yazdığımızda sağdan limitin sonucu 5 artı B çarpı log 1 bölü 3 tabanında 9 eşit olmak zorunda. X 9'dan küçük iken X'e 9 yazıyorum. A artı log 3 tabanında 9 bu da eşit olmak zorunda çünkü sürekli diyor. X yerine 9 yazıyorum. 1. F soldan limit eşittir F sağdan limit eşittir F 9. Tek tek bakalım. İkili ikili baksam çıkıyor zaten sonuç. Önce şu ikisini aldım. A artı 9 demek 3'ün karesi 2 başa düştü. 2 çarpı 3 tabanında 3 1'dir. Eşittir 1. 2'yi diğer tarafa attım. A eşittir eksi 1. Bu 1. Sonra A'yı alıyorum buradan. Ya da almaya gerek var mı? Yok. Sonra şu ikisini birbirine eşitliyorum ki B'yi bulayım. 5 çarpı b çarpı 5 artı b çarpı 3 demek 1 bölü 3 demek 3 üzeri eksi 1. Demek ki buraya eksi 1 çarpanı paydaya gelecek. Çarpı 9 demek 3'ün karesi 2 başa gelecek. çarpı 3 tabanında 3'ten 1 geldi. eşittir sonuç. 1'e artı 1'e. Sonra 5'i diğer tarafa attım. Eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 ve 5 diğer 5 diğer tarafa eksi 5, 1 eksi 5'den eksi 4'e. Buradan b eşittir. 2'ye B'yi de buldum hocam. A çarpı B istiyor. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 sonucunu elde ediyorum. 29. sorumuzda. 30. ve de son soruyla karşınızdayım. Diyor ki fx eşittir. x 3'e eşitse m. x 3'ten farklıysa x eksi 3 bölü kök x artı 1 eksi 2 fonksiyonu 3 absisi noktada sürekli olduğuna göre m kaçtır? 3 noktasında sürekli demek limit x 3'e sağdan gelirken f(x) eşittir, limit x 3'e soldan gelirken f(x) eşittir F3 demek. f e, yani e, yani 3 demek. F'e yani x'e yani 3'e sağdan ve soldan gelmek demek. Bakın sağdan gelmek mesela 3,1 soldan gelmek mesela 2,9. E bu değerler 3'ten farklı olan fonksiyonu burada kullanılır. Bakın 3'e sağdan ve soldan geldiğimizde burada kullanıyorum. Güzel. O zaman birini çözsem yeter. Diyelim ki 3'e sağdan geldim. Hatta F3'ü de bulayım. F3'te neye eşitmiş? M'ye. Burası M'dir. 3'e sağdan 3'e soldan. İkisinde de aynı fonksiyonu kullanacağıma göre sadece bu noktadaki limit baksam yetiyor. Yani limit x 3'e sağdan diyelim. Bakalım bunun limitine. Pay kısmı x 3 bölü paydası kök x artı 1 eksi 2. x'ini 3 yazdığımızda 0. 3 artı 1 4 kök 4 2 eksi 2 0 hemen çarpanları ayırmadan önce kök var. O zaman eşlenik çarpıyorum. Kök x artı 1 artı 2 ile pay paydayı genişletirsem ben. Bakın ne oluyor. Limit x 3'e sağdan gelirken x eksi 3 çarpı kök x artı 1 artı 2 bölü. Kök x artı 1 artı 2 ile kök x artı 1 eksi 2 çarptığımızda birincinin karesi yani x artı 1 eksi ikincinin karesi yani 2'nin karesi 4. x artı 1 eksi 4'ten de x eksi 3 geldi buradan. x eksi 3 güzel. Pay Pi, paydaki x eksi 3'ten gitti. x yerine 3 yazdım. Buranın sonucu 3 artı 1 4. Kök 4 2 artı 2'den 4 sonucunu bana verdi. Demek ki limitin sonucu 4'müş. E sürekli olduğu için bu m'ye eşit. O zaman benim m sayım 4 olarak bulunuyor. 30. sorumuz ve de son sorumuzu da bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar. Zilin sesini duydunuz. Bu da dersimizin son videosuydu. En kısa zamanda türevle devam edeceğiz arkadaşlar. Tüm PDF aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip tekrar edip çözebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.